neredeydiniz dün gece? Hayırdır İlyas? Hayır ya da şer, bir şey sorduk da. Alparslan'la evdeydik amca. Dayım gelmişti. Memleket kurtardınız yani. Senin otel işini konuşuyorduk amca. He, ne diyor Davut Bey? Sıcak bakıyor mu benim bu legalleşme fikrime? Vallahi amca bana pek sıcak bakıyor gibi gelmedi. İstemez yeğenim, istemez. Kimse bu bataklıktan çıkmamızı istemez. Ancak kendi çabalarımızla çıkacağız, çırpına çırpına. Bataklıkta çırpınırsan daha çabuk batarsın da İlyas. Sen niye gerginsin? Ya. Hayır yani aile içerisinden nikah yapıyoruz. Soruyorum abime bu Ziya'nın burada ne işi var diye. Diyor ki git diyor Yaşar'a sor, onun dostu diye. Yaşar abi davet etmiştir amca. Hızır amcamın da dediği gibi. Onun dostu. Hızır amcamın dediği gibiymiş. Fahri abi sen dün gece neredeydin? Buradaydım. Aradım telefonla, kimse bakmadı. Niçin aramıştın İlyas? Bir şey soracaktıysan şimdi sor. Soruyorum. Hatta üçünüze de soruyorum. Şimdi benden daha tecrübeli olduğunuz için değil de hani fikir paylaşmak adına. Oteli diyorum biz mi işletelim profesyonellerle? Yoksa bir işletmeciye verelim o mu işletsin? Amca biz ne anlarız otel işinden? Verelim bir zincire işletsinler. Sizin anlamadığınızı biliyoruz. Amca bence biz işletelim. İki gün sonra bunlar bizi dolandırıyorlar diyeceğiz. Gideceğiz vuracağız. Ne gerek var? Doğru diyorsun, ben vururum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Sen ne düşünüyorsun Fahri abi? Ne diye soruyorsun İlyas? Sen kararını vermişsin. Verdim verdim de kim benimle aynı fikirde, kim benden farklı düşünüyor onu anlamaya çalışıyorum. Ben de Alparslan gibi düşünüyorum. Biliyordum da gene de bir şans vereyim dedim. Hani hasbelkader benimle aynı fikirde olursun diye düşündüm. Niye? Otelin satın almacısı mı yapacaksın beni? Profesyonel düşünüyorum Fahri baba. Kolay gelsin İlyas. Sağ ol abi, sağ ol.